Çağlar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geçen yılın ilk yarısına göre özellikle tabii ciddi anlamda marjlarda yükseliş gördük. Brüt kar marjı, fabrik marjı ve tabii net kar marjı. Ama tabii detaylarda az önce Tuğba da iletti. Özellikle sektörler bazında, şimdi tabii para politikasında hızlı bir faiz artışı, kurda bir miktar gerileme, bunları düşündüğümüz zaman bir de tabii özellikle tabii kredi koşullarının zorlaşması gibi etkenlerle bu sektör bazlı büyümeler sürdürülebilir mi? Bunları biraz ben sormak istiyorum. Yani otomotiv segmenti mesela güçlü büyüme, yine Karel'de operasyonel katkıları vesaire, böyle düşününce ilk yarı yıl geride kaldı. İkinci yarı yıl için beklentileriniz nasıl şekilleniyor? Biraz bahseder misiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar tekrar. Sizin de dediğiniz gibi 2023'ün ilk yarısını başarılı sonuçlarla kapadık. İşte demin bahsettiğiniz gelirimiz %186 arttı. Brüt karımız %169 arttı. FAVÖK'te %191 arttı. Net dönem karımız da 6.7 milyar lira oldu. Şimdi burada bu büyümede siz de bahsettiniz. Otomotiv önemli bir katkı sağladı. Karel çok ciddi bir katkı sağladı. Happy Sigorta çok ciddi bir katkı sağladı. Bankacılık faaliyetlerimiz artık ciddi katkı sağlamaya başladı. Dolayısıyla bunlar daha hazırda aslında önemli yer teşkil eden enerji segmenti Galata'nın da üstüne geldi. SESA ambalaj işimizin üstüne geldi. Dolayısıyla bunların hepsi birleşince ilk 6 ayda tabii olumlu sonuç getirdi. Daha önce de hep söylüyorum, aslında bizim portföy çok dengeli bir portföy. Dolayısıyla bazılarının aşağı doğru döngü yaşadığında diğerleri yukarı doğru yaşıyor. Bazen hepsi birlikte pozitif döngüde oluyor. Dolayısıyla birbirlerini kompanse ediyorlar çoğu zaman, hatta bazen birleştiğinde de bu ilk 6 ay gibi oluyor. Şimdi ikinci 6 ayla ilgili hani bunlar sürdürülebilir mi? Tabii burada bizim gördüğümüz elektronik segmentinde zaten birazdan bahsederim de bir yatırım planımız da var. Ciddi bir Türkiye'nin önüne gelmiş ciddi bir fırsat da olduğunu görüyoruz. O bağlamda Karel ve Daiichi, yani onlar birlikte otomotiv elektroniği ve genel elektronik, bu sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz bu büyümenin. Enerjide tekrar daha yukarı doğru bir talebin gitmeye başlayacağını görüyoruz açıkçası. İlk 6 ayda talepte de gevşeme oldu enerji tarafında. Dolayısıyla Galata'nın ikinci 6 ayda daha artan talebe yönelik çalışacağını düşünüyoruz. Finansal hizmetler, yani sigorta ve bankacılıkta da yukarı doğru iğmenin devam edeceğini biz düşünüyoruz. Sanayi tarafında, yani ambalaj ve diğer sanayi işlerimizde, evet demin bahsettiniz, kurdaki bir parça geri gitme, enflasyonun yüksek seyretmesi orada marj baskısını bir süre daha devam ettirecek diye tahmin ediyoruz ilk 6 ayda olduğu gibi. Ama orada da biz daha katma değerli segmentlerde olduğumuz için onun bir kısmını ürün gamımızla telafi ederiz diye düşünüyoruz, ama o tarafta biraz daha marj baskısı devam edecektir diye düşünüyoruz. Peki. Çağlar Bey, merhabalar. Hoş geldiniz tekrar. Ben de şunu sormak istiyorum aslında. Enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz. Sadece Türkiye olarak değil, dünya olarak da aynı şekilde. Likit oranlarınıza baktığımızda aslında nakit oranlarınızda hiçbir problem olmadığını görüyoruz. Aslında nakit oranlarınızda oldukça yüksek. Böyle bir ortamda, enflasyonist bir ortamda buradaki nakit oranlarını, nakdi nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? Nakit yönetimi ve diğer taraftan şunu da merak ediyorum. Özellikle 2021 yılında Doğan Yatırım Bankası kuruldu. Son bir yılda uygulanan regülasyonlar ve mevcutta para politikalarının, gerek para politikaları gerek maliye politikaları, bunların gelmiş olduğu noktada regülasyonlarla birleştirdiğimizde bu süreçten bankanın kredi büyümesi tarafında, kredi büyümesi ya da kredi daralması şu an son durumda ne aşamada, onu da merak ediyoruz. Evet. Şimdi banka konusuna geleceğim. Önce nakit, dediğiniz gibi, yani bunu nasıl değerlendirmeyi düşünüyoruz? Çok aktif bir tabii hazine yönetimimiz var. Bir de likiditenin zor olduğu bir dönemdeyiz, siz de demin ifade ettiniz. Dolayısıyla oldukça temkinli gidiyoruz o anlamda. Ama hani yeni yatırım açısından da, hem mevcut şirketlerimize yatırım anlamında hem de yeni sektörlere yatırım anlamında, biliyorsunuz hep bu çalışmalarımız devam ediyor. O yüzden hani nakdi de hem hazinesel anlamda etkin kullanmaya çalışıyoruz, hem de yeni yatırımlarda etkin kullanıyoruz. Dolayısıyla orada bir sıkıntımız yok. Siz de dediniz, net nakdimiz zaten iyileşme söz konusu. Grup şirketlerinin borçlulukları düşük seviyede. Yabancı para riskimiz çok düşük. %25'lerin üstünde değil ki, o da gelirleriyle
paralel ve vadeleriyle de uyumlu, genelde uzun vadeli. Bunu da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Tabii enflasyon kaynaklı cirolar arttığı için işletme sermayesi, yükü şirketlerin hepsinin artıyor. O dolayısıyla bir miktar özellikle ticaret barındıran işlerde, otomotiv gibi işletme sermayesi ve borçlanma ihtiyacı yaratıyor. Ama ona rağmen makul seviyelerde diye düşünüyoruz. Şimdi bankaya döneyim. Şimdi biz biliyorsunuz Türkiye'de aslında yatırım bankacılığını kredi ötesinde yapma niyetiyle yola çıktık. Bölgesel bir yatırım bankası olsun diye yola çıktık. Orada da gidiyor, yani o yolda ilerliyor. İlk 6 ayında 2.3 milyar aktif büyüklüğüne geldi Doğan Yatırım Bankası. Dolayısıyla aslında 2 yıl önce faaliyet izni almış bir banka için doyurucu bir seviye. 2023'ün ilk yarısında Türkiye'de gerçekleşen en büyük şirket alım satımı işlemini Doğan Yatırım Bankası gerçekleştirdi. Aynı zamanda da yurt dışından, bölgeden önemli bir yatırımı da ülkemize çekti, ona aracılık etti. Mali performans da bu doğrultuda arttı. Yani hem karlılığı hem de aktif karlılığı arttı. Ama tabii bankacılıkta siz de ifade ettiniz, regülasyonlar bankacılığın karını çok etkiliyor. Biz o yüzden sadece kredi büyümesine bağlı aktif büyümesi değil, aracılık faaliyetleri ve benzer işlemlerle de ciddi bir bölgesel faaliyet içindeyiz. Gerçekten şu anda sadece Türkiye bazlı düşünmüyoruz bunu. Bölgenin farklı ülkelerinde yetkilendirildiğimiz birçok işlemler var. Bu da bizim hem Türkiye adına kıymetli görüyoruz, hem de bölge için bu çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla bankamızın durumu da kaba hatlarıyla bu şekilde. Şimdi ben şunu merak ediyorum, önümüzdeki dönemde holdingin büyüme stratejisinde nasıl bir ilerleme sağlayacaksınız? Daha önceki yayınlarda çünkü bunlardan aslında bir miktar bahsetmiştik. Mesela Aytemiz petrolün satışı, akaryakıt perakendisinde marjların işte azaldığını hep zamanla biliyoruz. Bu tip sektörlerden çıkış ve işte Karel'in satın alması ve önümüzdeki dönemde de belli başlı özellikle daha yüksek kar marjı sektörlere bir yöneliş gibi bir algı var. Tabii ki eldeki nakit pozisyonun hangi sektörlerde, hangi alanlarda daha fazla değerlendirileceği merak konusu. Çünkü satışların büyük anlamda otomobil satışı, otomotiv segmentindeki yine sanayi alanından geliyor olması da dikkat çekiyor tabii. Ne dersiniz, önümüzdeki dönemde nasıl bir strateji izlenecek? Evet. Aslında haklısınız. Yani biz portföyümüzü işte dünyadaki makro trendlere uygun, ülkemizin gelişim alanlarıyla uyumlu ve de rekabet avantajının güçlü olacağı alanlara odakladık. Tespitleriniz çok doğru. İşte bu doğrultuda elektroniğe girdik, savunmaya girdik, esnek ambalaja girdik, dijital sigortaya girdik, bankacılığa yeniden girdik. Yenilenebilir enerji, otomotiv yan sanayi gibi mevcut işlere de yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda da işte Çelik Alat, Aytemiz gibi bu alanlara odaklanan ve bu alanlarda faaliyet gösteren çok saygın firmalara da bu şirketleri nihayetinde sattık. Dolayısıyla devam ederken de aslında biz bu katma değerli, yani bizim gözümüzde şu anda portföyün aslında bir yatırım holdingi olarak en aktif yöneten ve yapılandıran gruplardan aslında birisiyiz. Belki de öncü yüz bu anlamda. Portföyle dikkatli baktığınızda hızlı değer yaratabilmiş, bundan sonra da devam ettirecek bu değer yaratmayı çok ölçeğe gelebilecek ciddi şirketimiz var. Yani mesela sigorta işimiz, Karel, otomotiv, esnek ambalaj, finansal hizmetler aslında bu tip alanlar. Bu alanlara aslında biz bakmaya devam ediyoruz. Yani bu dediğim gibi makro trendlere uygun, içinde teknolojiyi barındıran, teknolojinin farklılaştırıcı unsur olarak kullanılabileceği alanlara bakmaya devam ediyoruz. İhracat odaklı, katma değerli sanayiye bakmaya devam ediyoruz. Ülkemiz için önemli stratejik sektörlere bakmaya devam ediyoruz. Mesela bir örnek vermek gerekirse birçok sigorta şirketinde acentaları biliyorsunuz yüzlerce kişilik ekipler yönetir. Bizim sigorta şirketimizde ki Türkiye'nin en geniş çaplı acenta bizde bir kişi yönetiyor. Yani bu biraz böyle abartılı geliyor duyunca insanlara. Ama bu tamamıyla teknolojinin etkin kullanımıyla öne çıkan bir şey. Dolayısıyla mesela bizim sigorta şirketimizin en önemli rekabet avantajlarından birisi maliyet avantajı bu bağlamda. Yani bu dolayısıyla teknolojinin etkin kullanılması bazı sektörlerde fark ediyor. Dolayısıyla bu bağlamda demin bahsettiğim alanlara yatırım yapma niyetimiz devam. Buna bakıyoruz. Bulunduğumuz sektörlerin içinde de şirket alımı ya da organik yatırımlara bakıyoruz.
Bu bağlamda Karel'de bazı yatırımlar yapacağız. Onu ayrıca konuşuruz. Bu şekilde bir büyüme stratejisine devam ediyoruz. Şu ana kadar da aslında bunun hep olumlu sonuçlarını aldık. Son 3-4 yıldır. Dolayısıyla bunun da verdiği cesaretle benzer yatırımlara devam edeceğiz inşallah. Şunu da merak ediyorum aslında, elektrik üretim segmenti tarafına baktığımızda özellikle yenilenebilir kaynaklardan üretim iklim koşulları nedeniyle %13,5 oranında bir azalma göstermiş. Mevcut dünyada da küresel iklim değişikliğini konuştuğumuz şu ortamda önümüzdeki döneme dair aslında sizin Galata Wind aracılığıyla zaten hem rüzgar enerji hem güneş enerji tarafındaki yatırımlarınız da var. Burada özellikle enerji segmenti üzerindeki yatırımları artırmayı planlıyor musunuz önümüzdeki dönemde? Evet, evet, planlıyoruz. Şöyle, şu anda Galata Wind'in 235 MW RES, 34 MW GES olmak üzere 269 MW kurulu gücü var. Bu alanda büyümek istiyoruz. Orada da plan şu şekilde, hem mevcut santrallerimizin ek kapasitelerini devreye almaya başladık. Mesela Bursa'da bir hibrit projemiz devreye girmek üzere. Taşpınar RES'te bir 13 MW'lık kapasite arttırımını sene sonu devreye alacağız. Mersin'deki RES'te yine 40 MW'a yakın ek kapasite inşaatına bu sene sonunda başlayacağız. Bunun yanında yurt dışında güneş projelerine başladık. Bunun için 2025 ve 26'da tamamlanma hedefiyle 300 MW kapasiteli güneş enerji santrali projesi geliştirmek üzere iki sözleşme imzaladık. Bunların hepsinin tabii Galata'nın altında duyuruları yapıldı, takdir edersiniz. Bir de biz depolamaya da aynı zamanda ciddi bir inancımız var. Bu bağlamda da EPDK'ya yaptığımız depolamalı elektrik üretimi tesisi başvurularının değerlendirilmesi sonucunda toplam 350 MW kapasiteli 7 adet depolamalı rüzgar ve güneş santrali için ön lisansları da aldık. Yani bizim çok kaba hatlarıyla bunları özetlemem gerekirse 2025 sonuna kadar 550 MW da gelme. Ondan sonra da 30'a kadar da bunu daha da arttırmaya yönelik demin adını verdiğim çok somut devam eden projelerimiz var. Tabii Galata'nın net nakitte olması, borcunun çok sınırlı olması ve özellikle de EBRD gibi uluslararası kuruluşlarla da yaptığımız kredi anlaşmaları bizi bu anlamda da iyice yüreklendiriyor. Bu yatırımlara devam ediyoruz. Yurt dışında da yatırımlarınız var bildiğimiz kadarıyla, değil mi? Evet, Galata'da dediğim gibi 300 MW kapasiteli güneş enerji santrali projesi geliştirmek üzere iki sözleşme imzaladık yakın zamanda. Bunun için gerekli mali ve organizasyonel yapılanmayı da büyük oranda tamamladık. Burada Kareli biraz daha isterseniz geniş çerçevede konuşalım. Çünkü orası biraz daha yatırımcıyı heyecanlandırıyor. Hem de içinin satın alınması hem de elektrikli araç üretiminde ciddi bir hamle bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Kareli'nin yine yöneticisini de ağırlamıştık. Detaylı bir şekilde konuşmuştuk elbette, ama burada tabii özellikle yüksek bir borç olması dikkat çekiyor. Önümüzdeki dönemde bunu nasıl mesela yapılandıracaksınız? Oradaki hedefler neler, büyüme stratejileri neler? Biraz orayı da işleyelim. Evet, evet. Haklısınız. Şimdi Karel çok ilginç bir şirket. Çok önem verdiğimiz, başarılı bir şirket. 300 milyon doların üzerinde konsolide cirosu olan bir şirket. Dayıçi ile birlikte. Türkiye'de de bağımsız lider teknoloji üreticisi firması. Yani bu boyutta bağımsız bir firma yok. Bir de ileri elektronik üretimi yetkinliği olan, nedir? Savunma sanayine çalışabilen, telekomünikasyona çalışabilen çok az sayıda elektronik üretim şirketten bir tanesi. Bunlar için tabii hep pozitif tarafı, bardağın dolu tarafı. Bardağın daha zorlu tarafı da dediğiniz gibi özellikle bu çip kriziyle birlikte tüm elektronik firmalarının dünyada stok seviyeleri çok arttı. Stok seviyeleri arttığı için işletme sermayelerinin ciroya oranları maalesef yükseldi. Karel'de de bu oranlar %35-40'lardan %60'lara kadar çıkmıştı. Bunu hızdan aşağı indiriyoruz. %50'lere kadar geri geldi bu. Çünkü burada hem stok yönetiminde hem işletme sermayesi yönetiminde ciddi adımlar atıyoruz ve ciddi bir şeyimiz var. Yani ciddi bir ilerleme söz konusu. Bunun yanında Karel'de çok önemli bir modernizasyon yatırımına başlamak üzereyiz. Ufak ufak da başladık. Bu yatırımın ilk etabını sene sonunda, devam eden etabını ise 2024 ortasında bitirmeyi hedefliyoruz. Önemli bir yatırım. Bunu da desteklemek için niyetimiz şirkette bir sermaye artırımına da gitmeyi planlıyoruz bir miktar makul çerçevede.
Bu yatırımla birlikte Karel Avrupa'da parmakla gösterilebilecek bir elektronik geliştirme ve üretim. Dikkat ederseniz sadece üretim demiyorum. Aynı zamanda geliştirme diyorum. Yani mühendislik yetkinlikleriyle birlikte bir tesis haline geliyor. Olan kapasitesi ve becerilerinin üstüne. Bunu da yaptığımız zaman aslında otomotiv, sağlık cihazları, telekomünikasyon gibi elektroniğin katma değerli kısımlarında daha fazla olmak ve beyaz eşya gibi alanlarda da daha verimli çalışmak, daha rekabetçi olmayı sağlayacağımızı görüyoruz. Bu anlamda da çalışıyoruz. Dolayısıyla borçluluğumuz hem kendi eforlarıyla biraz aşağı inmeye başladı. Yani 6. aydan sonra borçluluğumuzda iniş var. Yani şu anda baktığınızda 6. ay rakamlarına göre ciddi anlamda bir miktar iniş var. Ama bu dediğim yatırımlarla ve sermaye takviyesiyle de birlikte Kareli o alırken yani yatırım yaparken planladığımız seviyelerin de ötesine geçireceğimizi düşünüyorum. Burada bir parantez açmak istiyorum. Dayıç otomotiv elektroniği. Şimdi otomotiv siz de ifade ettiniz. Elektrikli arabalar tamamıyla yani %50'ye yakın elektronik komponentlere dönüyor. Yani Dayıç de bu bağlamda yani inanılmaz bir hızla büyüyor. Dayıç'de de bir Ar-Ge merkezimizi Ekim ayında hayata geçirdik. Hem Karel üzerinden Dayıç'de bu yatırımların meyvelerini topluyoruz. Yani Dayıç'de mesela örnek vermek gerekirse bu demin ifade ettiniz sanayi ve ticaret segmenti %118 büyüdü diye. Bu ana olarak tabii Karel'in etkisi. Karel'in içinde de hem projeler kısmının hem de Dayıç'in önemli katkısı oldu. Bir de otomotiv sektöründe biliyorsunuz kontratlar uzun dönemli olduğu için finansallar öngörülebilir oluyor. Yani bugün 7 yıllık, 8 yıllık çok ciddi bir kontrat bazı olduğu için de geleceğe daha rahat ve güvenle bakıyoruz Dayıç tarafında da. Evet, ben de biraz ambalaj tarafına gelmek istiyorum. Özellikle burada ihracat tarafına baktığımızda, daha doğrusu coğrafi gelir kırılımı tarafına baktığımızda gelirlerin payının %47'sinin yurt dışından, %53'ünün yurt dışından kaynaklandığını görüyoruz. Burada özellikle kur tarafındaki gelinen seviyeler ve mevcut politikalara bakıldığında TL'deki bir değer kazancının önümüzdeki dönemde mevcut politikalar devam ederse gitmesi söz konusu. Buradaki bu politikalardan ihracat tarafından gelirlerin nasıl etkilenmesini bekliyorsunuz. Genel olarak ihracatçı şirketlerle konuştuğumuzda çünkü son Merkez Bankası kararından önce de 30 seviyelerinde hatta 40 seviyelerine varan beklentiler vardı dolar TL tarafında ki mevcut ihracatımızda bizim zararımızı karşılayabilsin ya da işte Türkiye'nin yapacağı ihracatta rekabetçiliği bir miktar daha ön plana çıkartabilsin şeklinde. Buradaki özellikle bu sanayi ticaret segment tarafındaki ambalaj tarafında nasıl etkilemesini beklersiniz politikaların? Evet, yani olumsuz etkilemesini bekliyoruz ne yazık ki. Çünkü enflasyonla kur arasında makas açıldıkça yani sanayi, Türk sanayisi rekabetçiliğini kaybediyor. Dolayısıyla bizi de bu etkiliyor. Yani SESA özelinde ve SESA'nın altında bir de Maxipak şirketimiz var. O da kıymetli. Biz daha katma değerli segmentlerdeyiz. Yani neyi kastediyorum? Yüksek bariyerli. Dolayısıyla içine konulan ürününün de değerinin yüksek olduğu. Genelde ambalajda bu önemli oluyor. Yani içine koyduğunuz ürünün değeri yüksekse ambalajın toplam ürün maliyetindeki payı nispeten düşük kalıyor. Ve orada verdiğiniz prim aslında müşteri tarafından daha rahat karşılanabiliyor. Biz o segmentlerdeyiz. Yani şarküteri ürünleri, et ürünleri, tavuk ürünleri vesaire hazır yemek. Dolayısıyla nispeten az etkilenmekle birlikte bulunduğumuz segmentten olumsuz etkileniyoruz ve bu devam ettiği müddetçe de olumsuz etkileniriz. Dolayısıyla burada da ben gerçekten ikisinin artık yani enflasyon ve kur hareketlerinin hani daha paralel ve öngörülebilir hareket etmesinin Türk sanayisi için de açıkçası çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda mevcudu idare ederken değil yeni yatırımlara olan hani bankaların yaklaşımını da çok etkiliyor takdir edersiniz. Dolayısıyla bu açıdan bu durumdayız ambalaj segmentinde. Evet. Ama dediğim gibi bulunduğumuz segment itibariyle ambalajın nispeten bir alanımız var, marjlarımız vesilesiyle ama maalesef olumsuz etkiliyor. Şimdi burada yeni satışlar gündeme gelecek mi? Bu da çok merak ediliyor yatırımcı tarafında. İşte Itemiz'in satışı, Mipaz'ın satışı ya da önümüzdeki dönemde özellikle yayıncılık tarafında nasıl bir tematik olacak? Onları merak ediyoruz. Yani yeni satışlar gündeme gelebilir mi ya da halka arzlar? Evet, şimdi halk yani... Aslında biz portföyümüzü istediğimiz gibi demin bahsettim yani muhtemelen şu an Türkiye'de
ve portföyün en aktif yöneten ve yapılandıran gruplardan birisiyiz diye düşünüyoruz. Orada da aslında planladığımız adımları büyük oranda attık. Bu hani basit sadeleşme ve yeni alanlarla ilgili düşünceleri çok net söylemek doğru değil. Ama biz portföyümüzü çok aktif yönetiyoruz. Yani biz aslında her şirketimizi her an çok diri olmasını çok önemsiyoruz. Dolayısıyla her an sanki yatırıma namzetmiş şeklinde. Ama hani biz aslında bundan sonra olanların değerini artık maksimize etmek bizim için önemli. Demin de ifade ettim. Ben portföyümüze biraz dikkatli bakarsanız hızlı değer yaratmış ve bundan sonra da bunu devam ettirebilir. Çok ciddi bir değere ulaşabilecek önemli sayıda şirketimiz olduğunu düşünüyoruz. Bakın. Evet. Buyurun. Yani halka arzları gösterecek. Ben özellikle çok özür dilerim. Özellikle şu anda net aktif değer iskontosu da merak edilen bir soru olduğu için onu da sormadan geçmeyeyim. Çünkü çeşitli raporlarda tabii farklı oranlar var. Ne düşünüyorsunuz? Yani biz maalesef özellikle hisse senedi oldukça iskontolu seyrediyordu. Özellikle son iki senedir de hani icraate geçtiğimiz için lafta kalmayan ve somut adımlar attığımız için biraz iskonto bir parça azaldı son aylarda. Onu sağ olsun küçük yatırımcılarımız teveccüh gösterdi. Hem de farklı fon yönetimi şirketleri. Bundan sonra da bu açık hisse stratejinin sonuçları artık rakamlara net yansımaya başladığı için bu finansal performanslar takdir ederseniz rastlantı değil. Bundan sonra bu iskontonun daha azalarak azalacağını umuyoruz. Bunu da biz daha fazla yatırımla da destekleyeceğiz diye düşünüyoruz. Yani iskontolarımız biraz azaldı ama daha azalması lazım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz çok teşekkürler cevaplar için. Çağlar Göğüş. Kolaylıklar diliyoruz.